geldim. Son iki ilmeğimi tek seferde kesiyorum. Ve siyah rengime geçiyorum. Şöyle alalım. Umarım zorlanmıyorsunuzdur. Bakınız bir tanesini beyazla başlatıyoruz. Bir tanesini siyah. Eğer zorlanacak olursanız renklerden birisini tercih ederek yapabilirsiniz. Tabi açık renkliyi tercih etmeniz daha hoş olacaktır. Evet şimdi geçişimi yapıyorum. En son iki ilmeğimi örmüştüm bakınız beyazımızla ama siyahımızla alalım ve geçelim şimdi şöyle beyazımızı arkaya koyalım siyahı öne alalım bakın Evet ve siyah trabzanımızı ilkine bakın ardından girerek örüyorum ve başlatıyorum bu şekilde yandan ve arkadan alarak ilerleyelim. Burada biraz eksilme işlemine geçeceğiz. Artık son sıramıza yaklaştık. Arkamızı biraz daha örelim. Evet 1 2 3 bakın sadece dışa kabartıları sayıyorum. 1 2 3 tane dışa kabartımı ördükten sonra tığımın başını doluyorum. Her iki tane içe dışa kabartıyı bir tane miş gibi örüyorum. Bakınız bir taneymiş gibi örüyorum. Ve devam ediyorum. Hemen yanındakini yine aynen örüyorum. Tekrar ilerliyorum. Daralma işlemine geldik. Belimiz çok pot durmasın. Arkadan kavrasın bebeklerimizin belini. O yüzden Sondan bir önceki sıramızda bu işlemimizi yapalım. Evet. Şimdi sayıyorum. Bakınız şurada almıştım. 1 2 3 4 4 tane ördüm. Dışa kabartılıyı. Hemen iki tane aralarda geleni yine bir tane şeklinde örüyorum. Ve devam ediyorum. Bu şekilde sıramızın tamamını 4 tane kabartı örüp 5 ve 6'yı tek seferde örelim. Her 4 lastiğimizde 1, 2 tanesini aldık. Bakınız 4 tane ördük. Çiftini alıp tek trabzana indirdik. 4 tane ördük, çift aldık. 4 ördük, çift aldık şekliyle başlangıç noktamıza kadar geldim. Şimdi birleşme işlemini yapıyorum. En son trabzanımı ön yüze kabartılı bir şekilde ördüm ve buradan tepeye gelerek batıyorum. Geçişimi yapıyorum. Evet. Ve sıramı bu yöne doğru örerek başlatıyorum. Beyazımıza doğru ilerliyorum. Bu bizim siyahta artık arkanın son sırası. Kenarlarımızı devam edeceğiz sadece arkayı bırakacağız örmeden. Evet, şurayı düzgünce alalım ilmeğimizin önden görülmesine müsaade etmeyelim bakınız şu şekilde daha uygun alarak hemen geçişimizi yapalım Evet döndüm bir bir tane aldım hemen yandan girerek kabartıyorum ve ikinciyi ardından üçüncüyü sırayı bu şekilde örüyoruz ve bu son sıramız olacak diğer uca varana kadar ilerleyelim ve devam edelim tekrar beyazımıza geldik siyahımızla sıramızı başlatmıştık beyazımızla en son siyahımın iki ilmeğini tuttum arkaya alıyorum beyazımla ilmeklerimi kapatıyorum ve siyahımı şöyle çekip daraltıyorum ve başlıyorum bir tek sefer alıyorum ileriye geçiyorum tek sefer alıyorum her ikisini aynı anda alarak kesme işlemini yapıyorum yani azalıyoruz yukarıya doğru aradaki trabzanlarımızı birer birer düz olarak örelim son iki ilmeğimi de alarak kesiyorum ve başlangıçtaki 3 tane Bakınız zincirimize bir tane çekmiştik. Sonra trabzanımızı örmüştük. Hemen üzerine batıyorum. Bir zincirimi çekiyorum. Şimdi şöyle biraz önce yapmış olduğumuz işlemimizde arkamızı bir görelim. Önce uca kadar gelmiştik. Arkamızda en son sıramızı örmüştük. En son sıramızdan önce bir sıra kesme işlemini yapmıştık. Bakınız belimiz iyice lastik formuna girdi. Yukarıya doğru daraldı. Gayet güzel bir şekilde ve üzerine bir sıra bu dört tane örüp bir kestikten sonraki sıramızda birer birer örerek tamamladık ve belimizi arkadan bitirdik. Artık bu bölgeye geçişimizi yapmayacağız. Sadece her iki kenarımızda 7 tane trabzanımızı öreceğiz. Hemen yandaki kabartı ve sondaki kabartı olacak şekilde 7 tane trabzanımızı örerek devam ettireceğiz yukarıya doğru. Şu şekilde bakınız. Onun için de buraya Biraz şöyle küçük bir e, siyah ipimizi içinden çıkarıp bağlayalım. Her iki kenarımıza da siyah ipimiz e, gerekmekte. Şöyle minik biraz ipimizi sardım. Kenarlarımızı ön kısmı kapatmak için yanlardan ilerleyeceğiz. Şimdi beyazımı tamamladıktan sonra buradaki yeni aldığım ipimi alıyorum ve örmeye başlıyoruz. Bakınız, burası e, önemli bir nokta. Batıyorum. siyahımı buraya sabitledim beyaz ipim zaten orada durmakta ilmeğimi de kullanaraktan siyahımı sabitledim bir tane zincirimi çekiyorum tığımın başını dolayarak hemen ilk trabzanımı kabartarak örüyorum bakın ilk trabzanımı kabartarak örüyorum bir ikinci ardından alıyorum aynen devam ettiriyoruz dolaşmasın 3. yandan 4 ardından 5 tekrar kabartıyorum. 6 ardından 7'yi de kabarttım. Hem başlangıcımız hem bitişimiz kabartılı bir şekilde olacak. Şimdi geri kalan arka bölümü örmüyorum. Bitti artık orası. 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen çeviriyorum. Tığımın başında doluyorum Gördüğüm şekliyle örüyorum. Nasıl görüyorsak o şekilde örelim. Kabartılarımızı yandan alalım. İçte kalanlarımızı ardından girerek örüyorum. Şöyle baktığımızda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 toplamda 7 tane ilmeğimizi ördükten sonra Beyaz ipimi alarak geçişimi yapıyorum. İpimi arkaya alıyorum. Beyazımı alıyorum. En son ilmeği tabi hep örüyoruz ama sonrasında hemen açalım bakınız. Evet. Beyazımızda geçiyorum. Sıkıştırıyorum. Başlıyorum. Bir tek sefer alıyorum yanındakini örüyorum tek sefer ikisini çekiyorum ve aradaki trabzanlarımı dümdüz örerek ilerliyorum elim benim gevşek örmeye çok müsait hemen e, gevşek örebiliyorum şu ortada belli bir kısmı gevşek örmüşüm Evet şimdi diğer uca doğru dümdüz örerek ilerliyorum Son iki ilmeğimi aldım. Son iki ilmeğimi siyah ipimle kapatıyorum. Beyazımla şöyle çekiyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. İlk trabzanımı tersten ördüğüm için ardından giriyorum. Düz yönde kabartılı olmasını sağlıyorum. Tekrar iplerimizi sıkıştıralım. Boşluk olmasın. Birinci trabzanım ördüm. İkinci trabzanımı da ördüm. 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzanımı ördükten sonra dönüyorum. Bakınız beyazımızın hemen yanındakiler kabartılı olacak. En son bitişteki de kabartılı olacak. 3 tane zincirimi çekiyorum arka yönde çekelim 1 2 3 döndürüyorum yönümüzü hemen arkadan alıyorum yandan arkadan giriş yönlerine göre alarak örüyorum en son trabzanımı örüyorum ve en son ilmeğimi kapamadan beyazımı alıyorum beyazımla kapatıyorum siyahımı çekiyorum tığımın başını doluyorum iki tane kapadığım ilmeğimin tepesine batıyorum bir yanındakini örüyorum iki her ikisini çekiyorum ve diğer tarafa da bu şekilde gidiyorum yani burada yapmamız gereken kenarda yedi tane trabzanlarımız örüp aralardaki ilk başlangıçta hem sağda hem solda birer eksilerek biraz büyütelim. Yanlardan birer ilmek, birer ilmek keserek yani her iki ilmeğimizi alarak her iki taraftan daraltma işlemine geçtik. Ve en son bir sıra trabzanımızı arada ördüm. Kenarda lastik olarak örmeye devam ettim. Şimdi kaç sıra ördüğümüze bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sıra beyazımızı ördük. Ve e, siyahımızla tekrar lastiğimizi örmek için bir sıra düz trabzanımızı ördük. Şimdi Yanlardaki ördüğümüz gibi bir tanesini ardından bir tanesini yandan alarak örmeye başlayacağız ve bu üst kısmı da lastik olarak tamamlayacağız. Örgümün yönünü çevirmeden önce 3 tane zincirimi çekiyorum ve hemen başlıyorum. Sıramı takip ediyorum. Kabartılımı önce örüyorum, ardından devam ediyorum. Burada belli bir düzen olduğu için düzenimizi Takip ediyoruz. En son bakınız dışa kabartılı olması gereken yerdeki trabzanımı örüyorum. Ve bundan sonra buradaki düz trabzanlarımıza bu sırayı takip ederek devam ediyorum. Düzgün bir şekilde bozulmadan ilerliyoruz. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Lastiğimizi örelim. Uçta görüşelim. Evet uç noktamıza kadar tekrar örerek geldim. Bakınız şu şekilde. Çok hoş e, görüntüsü oldu. Çok fazla kalın yapmayalım. Bu üst kısmı. Bu sıramızda iliğimizi açalım. Kabartımıza ve içten örgümüze dikkat edelim. Yönümüzü takip edelim. 2-4 tane ördükten sonra bir iki tane zincirimi çekiyorum ve bir iki tane atlayıp üçüncü trabzanımın üzerine batıyorum ve aradakilerini örüyorum üçüncü sıramızda iliğimizi açtık diğer tarafa doğru ilerliyoruz bir lastiğimizi örerek Diğer yönde iliğimizi 4 tane örerek açmıştık. Yani 4 trabzanımızı ördük. 2 trabzanımızı atlayıp 3'e batmıştık. Şimdi burada da aynı şekilde iki tane trabzanımızı atlayalım. Ve kenarda 4 tane trabzanımız var. Bakınız iki tane zincirimizi çekiyorum. Tığımı başını doluyorum. 1-2 atlıyorum. Diğerine geçiyorum. Lastiklerimi bu şekilde tamamlıyorum. En son trabzanımızı ördükten sonra bir iki tane zincirimi çekiyorum. Bu sırada trabzanımızı örmeyelim. Bu sıramızda sık iğnelerimizi yaparak ilerleyelim. Her trabzanımın üzerine bir tane batarak sık iğnemi örüyorum. İki tane zincirimin üzerine iki tane sık iğnemi örüyorum. Bir ve iki. Bakınız iliğimiz bu şekilde güzelleşti. Diğer trabzanlarımın da her birine birer tane sık iğne yaparak başlangıç yerimize kadar ilerliyoruz. Diğer iliğimizin de üzerine iki tane sık iğne yapalım ve bitirelim. İliklerimizi de ördükten sonra ön kısmımızı bitirdik. Şimdi arkamızı çevirelim. Ve arkamızdan askılarımızı örmek için hazırlıklarımızı yapalım. Şimdi sayılarımızı şuradan itibaren sayacağız ve işaretlerimizi takıp yukarıya doğru tıpkı bu kenarda örmüş olduğumuz gibi 7 trabzan üzerinden askılarımızı ördüğümüz tulumumuza uygun olacak ölçülerde örmeye devam edeceğiz önce ayarımızı yapıp işaretlerimizi bırakalım evet, bakınız ben ayraçlarımı taktım ayraçlarımızı neye göre taktık hemen onu anlatmak istiyorum Buradaki görmüş olduğumuz kabartımız vardı. Bakın lastik kısmını yukarıya doğru 7 trabzan üzerinden örmüştük. Hem kabartımız hem diğer içteki olan bölümü. Şimdi şöyle tuttuğum zaman bakınız sadece kabartıları sayıyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5'in üzerine takalım tam 5'in üzerine 5. kabartanın beşin, kabartının üzerine takıyorum şöyle görünüyordur umarım diğer tarafı da çevirelim şöyle alıyorum sayalım 1 2 3 4 5 tam 5. kabartanın üzerine takıyorum ve takmış olduğum yerden içe doğru örmeye başlıyorum bakınız içe doğru burası 1 ise devam edeceğiz ve kabartıdan başlayacağız. Başlangıç ve bitişimiz kabartı olması gerekmekte. Bunun için hemen bir tanesine başlayalım ve öreceğimiz yaş grubu için ne kadar askı uzunluğu gerekiyorsa o kadar örmemiz gerekmekte. Sayıyorum 1, 2, 3, 4. Dördüncüden başlıyorum çünkü en son buradaki kabartıyı örmem gerekiyor. Şöyle başlıyorum. Şuradan takıyorum. 3 zincirimi çektikten sonra hemen sırayı takip ediyorum zaten hazırda sıramız mevcut 3 tanesini ördüm 4 daha kalın isterseniz daha da kalın yapabilirsiniz 5 6 ve 7 düz yönde her ikisi de kabartılı bir şekilde bitti dönüyorum 1 2 3 gördüğüm şekilde kurulmuş düzen üzerine örüyorum Evet istediğimiz ölçü gelene kadar bu şekilde örelim. Diğer tarafı da aynı. Burada başlangıcını yaptığımız şekliyle başlayalım. Sevimli penguenimizi örmek için zincirimizi çekelim. 1, 2, 3, 4 ve 5. 5 tane zincirimi çekiyorum. Ve birinci zincirimin içerisine gelerek batıyorum ve şu şekilde minik bir yuva yapıyorum. 1, 2, ve 3 tane zincir çektikten sonra şöyle sıkıştırıyorum elimle yuvamı tutuyorum tığımın başını doluyorum ve yuvamın içerisine trabzanlarımı örmeye başlıyorum zincirimi çekmiştim bir ikinci trabzanımı örüyorum ve devam ediyorum 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. trabzanımı da örüyorum. Ve başlangıçtaki zincir çekmiş olduğu ilk trabzanımın tepe noktasına gelerek batıyorum ve içinden diğer ilmeğimin içerisinden şu şekilde geçiyorum ve birinci sıramızda 12 tane trabzanımızı örüyoruz şöyle ipimizi bakınız ardından asılarak aradaki boşluğu kapatıyorum 1 2 3 tane zincir çekerek ikinci sıramıza başlıyorum başını doluyorum hemen dibine bir tane trabzanımı örüyorum ve sırası ile 12 olan trabzanımı Hepsini ikişer defa örerek 24 trabzan sayısına çıkaralım. Her bir trabzanımızı iki defa örelim. Siyah ama yine de görünüyordur. Bakın şu şekilde asılıyorum. Bütün trabzanlarımızı ikişer ikişer batarak örelim. Bütün trabzanlarımı ördüm. Tekrar ilk başlangıçtaki zincirimin üzerine geliyorum. Şöyle batıyorum. İlmeğimi geçiriyorum. Ve başlıyorum. 1, 2, 3. 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen aynı yere yani dibine batıyorum. 1 tane çift örüyorum. Yanındaki trabzanımı tek örüyorum. Bir sonrakini bir. aynı yere batıyorum. 2. Bir tek bir çift olarak bu sıramızı tamamlıyoruz. Bu 3. sıramız 3. sıramızda bir çift ördüm. Bakınız hemen yanındakini tek olarak örüyorum yanındakini bir ve iki çift olarak ördüm ve bu şekilde bir tek bir çift tamamlayalım trabzanlarımı yuvarlak bir şekilde örerek geldim orta kısımda 12 olarak başlamış olduğumuz trabzanımızı ikinci sırada her sırayı iki defa örerek 24 trabzan sayısına ulaştırdık üçüncü sıramızda ise bir tek, bir çift, bir tek, bir çift olarak ördük ve 36 sayısına ulaştık. Burada sayılar çok önemli değil. Yanılmış da olabilirsiniz. Yani sayılara o kadar takılmayın. Şimdi üçüncü sıramızı tamamladıktan sonra başlangıç yerime gelerek batıyorum. Şu şekilde ilmeğimi geçiriyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra hemen dibine atıp çıkıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki trabzanımın üzerine batıyorum. Çekiyorum bir sonraki trabzanımı atıp çekiyorum ve her trabzanımın üzerine sık iğne ile başlangıç yerimize kadar örerek devam ediyorum. Sadece batıyorum, kapatıyorum bakınız. Batıyorum, ipimi alıp kapatıyorum. Evet, sıra başına kadar devam edelim. Evet bir uçtan bir uca kadar başlamış olduğumuz sık iğnelerimizi örerek geldim. Bakın şöyle hafif bir döner gibi oldu. Eğer daha fazla döndüyse lütfen arada ikişer defa batarak düzeltin. Bakın şu şekilde gayet düzgün durmakta. Yani herhangi bir sıkıntı yok şu anda. Evet birinci kısmı tamamladık. Şimdi başını örmeye başlayalım. Baş kısmını örmek için de tıpkı ortadaki başlamış olduğumuz gibi zincirimizin içerisine 12 tane trabzanımızı doldurarak örmeye başlayalım 5 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 başlangıç zincirime batıyorum 1 2 3 3 zincirimi çektikten sonra hazırlamış olduğum yuvanın içerisine toplamda zincirimizle birlikte 12 tane trabzanımızı örelim 12 tane trabzanımı ördükten sonra yine başlangıç noktama gelerek batıyorum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektikten sonra hemen dibine batıyorum. Ve ilerlemeye başlıyorum. Hemen yanındaki trabzanı da 2 defa örüyorum. Bir sonraki trabzanımızı da 2 defa örüyorum. İkişer ikişer bakınız. 2, 4, 6 tane trabzanımız ördük. 3 taneyi çift ördük. Ve üçüncünün yanına bir tane daha örüyorum. Bakınız. Üçüncü trabzanımı 3 üç defa ördüm. Her ikisini çift ördüm. Üçüncü trabzanımın üzerinize 3 defa battım. Tekrar yapalım. Bir tane çift ördüm. ikinci çiftimi örüyorum. 1 ve 2 İkinci çiftimi ördüm. Üçüncü ise üç defa örüyorum. Bir, iki. Aynı yere üçüncü kez batıyorum. Tekrar devam edelim. İki tane çift, üçüncü üçlü olarak örelim. Bir, iki. Bir çiftimi ördüm. Bir. İkinci çiftimi ördüm. Üçüncü ise üç defa örüyorum. Bir. 2, 3. Kalan ilmeklerimizi de örerek tamamlayalım. Son trabzanımı ördükten sonra başlangıç zincirimin üzerine gelerek batıyorum ve birleştiriyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum, hemen dibine batıyorum. Bir önceki gövde kısmında örmüş olduğumuz gibi bütün trabzanlarımızın üzerine sık iğne ile örüyoruz. Başlangıcımıza kadar tamamen çevresine sık iğne olarak örelim ve tamamlayalım. Son trabzanımıza kadar geldim, batıyorum ve başlangıçtaki bir zincir çektiğimiz yere gelip arasından geçiyorum. Bir tane de zincirimi çektikten sonra ipimizi keselim. Hem başımızı hem de gövdemizi şu şekilde tamamladık. Bakın burada ikinci sıramızda daha çok artış yaptık. Çünkü şu şekilde başımızı biraz yanlara doğru çekeceğiz. Evet gövdemiz ve başımız. Penguinimizin bölümlerini birer birer örüyoruz. Her ikisini bakınız. Başıyla gövde kısmını diktim. Şu aradan. Şimdi yüz kısmının bir parçasını çalıştım. Şimdi diğer parçasını da sizlerle birlikte çalışacağız. Gözüyle bakınız. Kirpiklerin olduğu bölümü de işledim. Bu şu taraf için kirpikler dışa gelecek diğer kısmı da sizlerle birlikte çalışmaya başlayalım 5 tane zincirimizi çekiyorum hep 5 çekiyoruz 1 2 3 4 5 5 zincirimizi çektikten sonra birleşme noktasına gelerek batıyorum 1 2 tane zincirimi çektikten sonra yuvamın içerisine başını doladım bir defa da çektim Tekrar başını dolayarak bir defa da çektim. Toplamda 3 tane trabzanım oldu. Şu şekilde biraz sıkıştıralım. Ve doldurmaya devam ediyorum. 4, 5, 16 tane olana kadar örelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Şöyle ipimi de gizlemek istiyorum. 10 11 12 13 14 15 ve 16. 16 defa ördükten sonra başlangıçtaki zincirimin olduğu yere gelerek batıyorum. Sadece geçişimi yapıyorum. Bir tane zincir çektikten sonra dibine batıyorum ve bütün çevresini sık iğnemizle dolaşıyoruz. Eğer toparlayacak gibi olursa aynı yere şöyle iki defa hemen batabilirsiniz. Toparlamasına fırsat vermeyin. Sık iğnelerimizi örerek tamamlayalım. En son sık iğnemi ilk sık iğnemle birleştiriyorum. Geçişimi yapıp bir tane zincirimi çektikten sonra ipimizi koparıyoruz. Arkadan asılıp orta kısmı daha güzel bir şekilde kapamaya çalışıyorum ipimi hemen içeriye alıyorum kopardığımız ipimizi arkaya güzelce gizleyelim baş kısmını hemen hemen tamamladık şimdi fazla iplerimizi keselim arkada yığılı kalmasın Evet şimdi elimizle şu şekilde bir düzlük ve berevlik verelim. Şöyle çevirelim bakınız. Her ikisini aynı yere dikmemiz gerekecek bakınız şu kısmı. Şimdi buradaki gözümüzü ve kirpiklerimizi işlediğimiz gibi bu tarafı da işlemeye başlıyorum. Siyah ipimi takıyorum. Siyah ipimizle bakınız şuradan başlayalım. Aynı denk olması için şu kısımdan giriyorum. Elimi veriyorum yukarıya doğru yukarıya doğru mailimi verdikten sonra hemen altına şöyle giriyorum yılmasını önlüyorum arkadan da düzeltiyorum şu şekilde devam ediyorum Önü doğru düşmesini engelleyelim. Şöyle bakınız, bir tane daha battım bu kısma, küçücük bir şey battım. Yığılma olmadan, bakın şu şekilde sabitledim. Burada boş bir ilmeğim yok. Şöyle gördüğümüz zaman şimdi e, kirpiğimizin hemen yönlerini de yapmaya başlayalım. Aşağı kısımdan giriyorum uzatıyorum sona doğru bir diğer taraftan tekrar alıyorum şöyle elimle düzelterek şu kısma batıyorum ve kirpiklerimizi bu şekilde tamamlıyoruz şurayı biraz daha asılarak düzeltmek istiyorum çok bozmadan Evet şimdi yüzümüzün üzerine gözlerimizin her ikisini de yerleştirerek dikelim. Şu şekilde yerleştirelim. Kenarlardan dikmeye başlayalım. Beyaz ipimizle dikelim. Sık iğnemizi yaptığımız yerden güzelce, uygunca, görülmeyecek şekilde dikişimizi yapalım. ortalayalım şu şekilde diğerini de dikeceğimiz için bir tarafa daha fazla taşmasın elimizde ayarlayarak gözümüz dikelim penguenimizin karın kısmını çalışmaya başlayalım yine 5 tane zincirimizi çekelim 1 2 3 4 5 bağlanıyoruz hemen bakınız minik yuvamızı her, her seferinde yaptık İki tane zincirimizi çekiyoruz. Gözlerimizde yapmış olduğumuz işlemimizin aynını tekrar ediyoruz. Başına doladıktan sonra batıyoruz. Tek seferde çekiyoruz. Tek seferde. 12 defa işlemimizi tekrar edelim. Tek seferde ilerliyorum. sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 12'yi de örüyorum tek seferde ipimi sıkıştırıyorum ve geçişimi yapıyorum karşı tarafa şu şekilde geçişimizi yaptık bir iki tane zincirimi çekiyorum hemen dibine batıyorum tek seferde çekiyorum bütün sıralarımızın hepsinin üzerine ikişer defa batarak başlangıç noktamıza gelelim üzerine de bir tanesini çift bir tanesini tek yani bir trabzanımıza iki bir trabzanımıza tek batıp çıkaralım ve görüşelim başını dolayalım çekelim karın bölgesini ördük şimdi hemen beyaz ipimizle aynı şekilde dikelim bakınız bir iki üç tane sıramızı ördük dördüncü olarak sık iğne ile geçtik her seferinde en son sıramızı mutlaka sık iğnemizde geçiyoruz güzelce yine dikmeye başlayalım Kenarlarından dikelim. Daha sonra diğer parçalarımızı örmeye başlayalım. Aşama aşama çalıştığımız penguenimizin ayaklarını yapalım. Bakın bir tanesini çalıştım. Şimdi ikincisini birlikte çalışalım. Şöyle bıraktığımız zaman bakınız tam orta göbek kısmını şu şekilde ayarlıyoruz. Hemen 1-2-3 tane trabzan yanından başlıyorum şu şekilde 3 trabzan bitişi olacaktı 1 2 3 şuraya gelerek batıyorum hemen siyahımıza aynı yere bir daha batarak sağlamlaştırıyorum tığımın başını doluyorum bir ileriye geçiyorum bir seferde alıyorum aynı yere yine tek sefer başını doladım ikinci kez alıyorum aynı yere başını doladım 1 2 tekrar başını doladım 1 2 toplamda bir tane bakın sık iğne olarak battım iki başını dolayıp çektim iki tane de trabzanımı ördüm şurada bakalım 1 2 3 4 5 toplamda 7 tane ördük burayı şöyle bakalım 4 oldu 5. örüyorum trabzan olarak 6. tek seferde çekiyorum 7. tek seferde çekiyorum ve hemen yanındaki göze gelerek batıyorum ve şu şekilde çıkıyorum bir tane de zincirimizi çekip sağlamlaştırdıktan sonra ayağımızı yapıyoruz toplamda 7 tane trabzanımızı örüyoruz başta ve sonda ikişer defa başını dolayıp çekiyoruz ortadakilerini ise ikili trabzan şekliyle örüyoruz başlangıç ve bitişte de hemen yanlarındaki bölüme birer tane sık iğnemizi uyguluyoruz arkaya da şöyle çekiyoruz iplerimizi. Şimdi penguenimizin kollarını çalışalım. Ve fazla iplerimizi hemen keselim ki arkamızda iğılma yapmasın. Evet şimdi şu görmüş olduğumuz boşluktan kollarımızı çalışalım. Gayet güzel olacak bitince siyah ipimi yine alıyorum zincirimi çekiyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 şöyle ölçümüzü alalım şuradan başlayacağız bakınız kolumuz şu şekilde çıkacak 10 11 12 13 14 ve 15 tane zincirimi çekiyorum 15 zincirimi çektikten sonra 1 2, 3. zincirin içerisine gelerek batıyorum. Bakın direkt batıyorum. Tığımın başını doluyorum. Hemen yanındaki zincir yuvasına bir defa da çekiyorum. Tekrar tığımın başını doluyorum. Bir defa da çekiyorum. Tekrar bir defa da çekiyorum. Tığımın başını doluyorum. Kalan zincirlerimi İkili trabzan şekliyle örerek uç noktaya kadar ilerliyorum. En son trabzana varana kadar ikili trabzan olarak ördüm. Son trabzanıma batıyorum ve örüyorum. Bir tane zincirimi çektikten sonra son alttaki zincirimi sıkılıyorum. Yukarıdan da zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Bakınız kolumuzun bir tanesini çalıştık. Şöyle şu kısma dikeceğiz. Birazını yukarıdaki çenesinden alacağız. Birazını omzumuzu ve gövdemizden kenarlarından dikerek tamamlayacağız. Bir tane kolda aynı şekilde diğer tarafa örelim. Bak çalışması yapalım. Penguenimizin dudağını güzelce dolduralım. ortaya dolduruyorum. Sonra minik bir e, gülümseme vermek istiyorum yanlardan ama şu an ortaya biraz dolduralım. Kenara çıkıyorum. Yukarıya doğru şöyle geçiyorum. hafif bir gülümseme olsun istiyorum. Evet. Pinguinimizin yanağına da bir pembeyle ile bakınız. Birkaç sıra geçtim. Diğer yanağımızı da sizlerle birlikte yapalım. Düz dolduruyoruz sarma yöntemiyle. Dik bir şekilde doldurdum bakınız. bu şekilde sararak dolduralım. İçinize sinene kadar, gözünüzü hoş gelene kadar yanaklarımızı pembe yapalım. Bu enimin kolunun bir tanesini diktim. Diğer kolu da sizlerle birlikte dikelim. Bakınız çene kısmıyla omuz kısmının üst kısmına yerleştiriyorum. Şu şekilde. Çene kısmından batıyorum. Aynı zamanda kol kısmını da kavruyorum bu kısma güzelce dikişimi atıyorum burayı yeterince sabitledikten sonra diğer tarafa doğru geçiyorum gövde bölümüne doğru bakınız şuraya geliyorum gövdemizi sabitliyorum Gövdemizi sabitledikten sonra bir kenarımızdan bir kolumuzdan alarak birleştirerek aşağıya doğru iniyoruz. Şu kadar bir mesafe kalana kadar dikelim. Evet ellerini de diktikten sonra bakınız çok hoş oldu. Çok sevimli. Dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Bu haliyle bile kullanabilirsiniz. Ama şimdi biz mavi renkten bir tane atkı örmek istiyorum boynuna göre atkımızla birlikte çalışalım hemen zincirimizi çekmeye başlayalım boyun kısmını kavrayacak şekilde örelim çok e, kocaman olmasın şöyle biraz omuzlarından dışarı doğruya şöyle yönlendireceğiz bunu da birlikte ayarlayalım zincirimi çekmeye başlıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 şöyle boynunu ölçelim Şuraya biraz taşıcaktı Biraz da dışarıya 15 biraz örmemiz gerekmekte. 16, 17, 18. Tabi sizlerin ipine göre değişiklik gösterebilir. O yüzden şöyle boynunu ölçelim. Boynuna göre başlayalım. Evet 19 tane zincirimi çektim ve bir tane daha ilave ediyorum. 20 zincirim oldu. 1, 2, 3. zincirin içerisine girerek batıyorum. Tek seferde çekiyorum. Bütün zincirlerimi tek seferde örüyorum. sona kadar bu şekilde örerek ilerleyelim sona kadar geldim bir tane zincir çekiyorum tığımın başını doluyorum bir zincir çektim bakınız hemen ikinci trabzanımı atlıyorum üçüncü trabzanımın olduğu yere gelerek batıyorum sıradakini örmüyorum üçüncü trabzanın tepesini örüyorum bir defa başını doluyorum çekiyorum sıradan ilerliyorum şimdi birer birer Mail vermek istedik, o yüzden atlama işlemini yaptık. Kalan iplerimizi bu şekilde yaparsanız böyle minik aksesuarlar örerken çok yardımcı oluyor. Kalan iplerimiz derli toplu olursa hiç karışmadan işinizi görebilir. Evet buraya kadar geldim. Şimdi son trabzanın üzerine başını doluyorum en son trabzanımın üzerine gelerek batıyorum başını dolayarak geldim bakınız bir tane zincirimi çekiyorum kesiyorum şöyle boynuna atkısını ördük boynuna atkısını bu şekilde şimdi dikeceğiz ama atkımızın bir tane minik uç dikelim şuraya hemen zincirimizi yine çekmeye başlayalım 1 2 3 4 5 6 7 8. Eğer kız çocuklarımız için öreceksek kız çocuklarımıza uygun güzel atkılar tercih edebiliriz. Yani atkı renkleri. Bunu ben erkek çocuğunda kullanmak istiyorum. Evet, şimdi zincirimi çektikten sonra tığımın başını doluyorum. 1 2 3. zincirimin içerisine gelerek batıyorum. Ve birer birer sona kadar başını doluyorum. Her zincirimi batıyorum. şöyle sıkıştırıyorum en son bir tane de zincirimi çektikten sonra tekrar keselim Evet buradaki minik parçayı şu şekilde altına dikerek atkımızı iki kat görüntüsü vereceğiz Evet şimdi dikme işlemlerini yapalım ve tamamlayalım Evet atkımızı da diktikten sonra penguenimiz artık kullanılmaya hazır Tulum şortumuzun ön kısmına güzelce yerleştirdikten sonra Dikme işlemini tamamlıyorum şöyle askımızı da bakın ben şöyle kırmızı düğmelerimi de diktim askımı tamamladıktan sonra Öreceğiniz yaş grubuna bağlı olarak askımızın uzunluğunu a, Lütfen ayarlayalım Şöyle bakın Ortalıyorum ve Güzelce dikiyorum diktikten sonra görüşelim Evet sevgili arkadaşlar aşağıdan başladığımız şortumuzu aşama aşama örerek tamamlamıştık. En son aplikemizi diktik, penguenimizi ve göğsümüze taktık. Dikiş işlemlerini yaptım. Kollarıyla ayaklarını dikmedim. Daha hareketli bıraktım. At kısmının uç kısmında aynı şekilde her ikisine de hareketli olmasını istedim. Dilerseniz sizler dikebilirsiniz. Evet bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik. Umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir. Yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın. Görüşmek üzere.